İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak hasiyetiyle sahip olması gereken hakların hepsine insan hakları denir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin bugün kabul edilişinin 72. yılındayız. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin hazırlanması, Birleşmiş Milletler bünyesinde 29 Nisan 1946 tarihinde İnsan Hakları Komisyonu'nun kurulmasıyla başlamıştır. Komisyonca hazırlanan bir giriş ve 30 maddeden oluşan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 günü Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul ve ilan edilmiştir. Türkiye, Evrensel Bildirgeyi 27 Mayıs 1949 tarihli resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe koymuştur. Bu beyanname, kişilerin hak ve özgürlüklerinin bir özeti gibidir. Beyannameyi imzalayan ülkeler hem birbirleriyle hem de kendi toplumlarıyla barış içinde yaşamayı kabul etmektedirler. İnsan hakları yeryüzünün en barışçıl silahıdır. Bizi korur, kurallar gibidir. Nasıl davranacağımızı bize söyler. Yargıçlar gibidir, ona başvurabiliriz. Duygular gibi soyuttur ama duygular gibi herkese aittir. Ve her ne olursa olsun hep vardır. Tıpkı doğa gibidir, ortadan kaldırılamaz. Tıpkı ruh gibidir, yok edilemez. Zamana benzer. Zengin ve fakir, yaşlı ve genç, siyah ve beyaz, uzun ve kısa, hepimize aynı biçimde davranır. Bize saygı sunar ve bize de başkasına saygı duyma sorumluluğunu yükler. İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır. Başkası tarafından verilen bir söze ya da teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değildir. İnsan hakları, insan olmamızın ve insan olmamızın olduğu bir sonuçtur. Bu yılda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin belirttiği gibi, barış, adalet, eşitlik, özgürlük ve insan onurunun korunmasını ve bunları güvence altına alacak demokrasi mücadelesi verilmesini savunmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Herkesin, her devletin sınırları içinde seyahat ve oturma özgürlüğünün hakkı vardır. Herkes, renk, cinsiyet, dil ve ırk gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. İnsan haklarını inkar etmek, insanlığa meydan okumaktır. Herkes, yasalar önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin cinsi tarafından eşit korumaya hakkı vardır. Herkes, toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişime katılarak onun yararlarını paylaşma hakkına sahiptir. Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalete tehdittir. Yetişkin erkeklerle kadınların ırk, uyrukluk ya da din bakımından herhangi bir sınırlama yapılamaksızın evlenme ve bir aile kurma hakkı vardır. Barış, ancak insan haklarının saygı gösterildiği, insanların doyduğu ve kişiler ile ulusların özgür olduğu yerlerde devamlı olabilir. Herkes doğrudan ya da serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir. İnsanın hürriyeti komşunun hürriyetinin başladığı yerde biter. Herkesin çalışma, işin özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır. Herkesin dinlenme ve boş zaman hakkı vardır. Bu koleji öğrencileri olarak hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi ve cinsiyeti olmadığını biliyoruz. Bu hakların herkes için olduğu gerçeğinin sadece sözüyle değil, özüyle kabul edilip yaşatıldığı bir dünyaya ulaşmasını umut ediyoruz. Tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun.